Yaz saati uygulaması ile gece karanlığında milyonlarca öğrenci, memur, işçi gün aydınlanmadan yola koyulmaktadır. Vatandaşlarımız kış saati uygulamasına geçilmesi talebi vardır. Bakan olarak 2016 yılı başlayan sabit saat uygulaması ile 10 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağlanıp 15,5 milyar bir faydadan söz etmektesiniz. Gün ışımadan konutlarda, iş yerlerinde en az bir saat zorunlu enerji tüketilirken tasarruf nasıl sağlanmaktadır? Sabit saat uygulamasına İstanbul Teknik Üniversitesi'yle yapılan bir protokol dayanak göstermektedir. Yaz saati enerji tüketimine etkisi ve psikolojik, sosyolojik etkilerin incelenmesinde görev alan, imza atan üniversite görevlileri kimlerdir? Bu raporlar yaz saatinden vazgeçildiğine göre rapor hangi veri ve kriterleri içermektedir? Okula giden öğrenci, öğretmen, memur ve geniş bir toplum kesimi mağdurdur. Yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi düşünüyor musunuz? Yaz saati uygulaması ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-72 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 78-84 arasında ise sürekli yaz saati uygulanmasına geçilmiş. Yine petrol krizinin doğurduğu, yani enerjiyi verimli kullanalım diye, 84 yılından sonra da Batı ile daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş. Şimdi biz 2015 yılında 20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içerisinde psikolojik danışmanlık rehberlik bölümü uzmanları var, sosyologlar var, diğer teknik arkadaşlar var. Bu raporda çok çarpıcı bir ifade var. Onu çok kısa müsaadenizle okumak istiyorum. Somut. Sayın Bakan, lütfen tamamlayın çünkü Savunma Bakanımıza çok az süre kaldı. Çok özür dilerim. Tamam diyorum. Bunun için o zaman son kısmını söyleyeyim. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır. Dolayısıyla bu rapora dayanarak, yani siz nasıl faydası yok diyorsunuz, onu siz söyleyebilirsiniz. Ama onun ötesinde şunu da ifade edeyim. Yani Türkiye'de, İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağrıyor. Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine 8.30'da güneş ağrıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor. Bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum. Çok Sayın teşekkür Bakan, ediyorum çok Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum.